güzelim. Ne güzelsin sen. İzmir'in en güzel kızı. Hadi bakalım. Oy şey çok güzel olacak. Hadi bakalım. Bana şimdi yolda gelirken buldun. Benim. Her şey çok güzel olacak. Binekli. Bak sen de bana bu sloganı söyledin. Oy sana kumunu. Çekebilir miyim lütfen? Başkanımızın tüm gücümüzle yanındayız. Tüm İzmir'in yanındayız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hep beraber ayağa kalkarız. Mühim olan bundan sonra tekrar böyle bir deprem yaşadığımızda tümden hazırlıklı tek bir burnun bile kanamadığı şekilde atlatmak. Onu deprem öğrenmemiz bir gerçek. Lazım başkanım. Kesinlikle. Başkanım İstanbul'u hazırlayın. Kesinlikle. Hazırlayalım lütfen. İki mahalle burada var. İnanın öyle. Evet. Aynen öyle. Evet. Ben, ben zaten şu anda tüm yolu duyguyla buradayım. Evet. Başkanım da bugünü paylaşırken bir yandan da o dediğiniz sorumlulukla buradayım. Biz de sizlere yardımcı olacağız. Başkanım geçmiş olsun. Başkanınız sağ olsun. Çok sağ olun. Çocuğunu enkazdan çıkartıyor. Böyle dramlar yaşandı yani. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Geçmiş olsun. Benim depomda küçük içinde dükkanlarım ne dükkanlarım. Ne esnaf yaparım. Öteleniyor. Başkanım esnaf kefalet borcumuz var, kredi borçlarımız var. Hiçbir erteleme kararı çıkmıyor. Hepsi konuşuluyor başkanım. Depomuz göçen binanın altında 500 bin lira mal. Hepsini çözeceğiz. Biz depoya tamam. Gidiyoruz başkanım. Siz üzülmeyin. Ama karşılığında bir 5 dakikayla kurtardık biz. Ben de içinde olabilirdim. Allah şükür içiniz ferah olsun. Önce yaşıyorsunuz. Canınız, önce canınız. Siz, onlar da çözülecek. Onlar da çözülecek. İsim telefon numarası verin siz bana. Ben sizi de izliyordum. Kızlarım İstanbul'da. Hep size sarılmak istedim. İsim. Ümidimiz sizlersiniz. Başkanımız bu konulara çok eğiliyor. Ama siz böyle yaparsanız olmaz. Sağlam olacaksınız. Biraz sağlam. Hepsinin çaresi var. Siz üzülmeyin. Başkanım dükkanı da açamıyoruz. Zaten her taraf kısacak. Bakanlık bir yere kadar yapar. Gerisini biz yaparız. Siz üzülmeyin. Biz yapacağız. Siz içiniz ferah tutun. Biz yardımcı olacağız merak etme. Hiç kimseyi yarı yolda bırakmayacağız. Ne güzel böyle harika dayanışmanız için. Bir yere yapıyorlar. Bir yere yapıyorlar. İnanılmaz. Sağ olun. Merhabalar. Çok sağ olun. Çok iyi. Siz başkanım. Çok iyi. Her şey yolunda. Çok mutlu oldum. Bir daha göstermesin başkanım. Amin hiçbirimize. Hiçbirimize sağlık diliyoruz. İyi ki varsınız. Evet. Buradaki dayanışmayı bu sabah İstanbul İtfaiyesi'nde burada görev yapan arkadaşlarım bana anlattı. Evet. Dedim ki başkanıma yani koordinasyonunuzda İzmir halkının bu güzel dayanışmasını sabah dinledim. Ne mutlu. Yakışıyor da İzmir'e. İnşallah böyle sıkıntıları yaşamayalım. İnşallah. İnşallah. Daha güzel günler tabii tabii. İnşallah. Hocam sorunları çözülmesin. Görevler. Hocam sağ görevler. Kolay gelsin. Yok, kolay gelsin. Ben Bena abi. Oradasınız. Sen kim oluyorsun? Sağ ol. Abi ben başkanım. Tamam, ben de başkanım. İyi misin bir tane? İyi ol tamam mı? Bunlar böyle hop geçip gidecek tamam mı? Çok güzel şeyler yapacaksın güzel kız. Tamam mı aslan? Hadi bakalım. Öpüyorsun. Efendim buyur. Evlerimiz ne zaman bizde yani bizler şu an sokakta. Başkanım şöyle hasar tespitin %99'u bitti. Evet bizim ev %99 sıkıntılı. Tüm Şehircilik Bakanlığı ağır hasar yıkılmak zorunda veya yıkılmış olanlarla ilgili bir kategori çalışmayı başlattı. Onları hızlı bir şekilde çözecekler. Biz de bir yandan yaptığımız bu kampanyayla destek olacağız. Bir yandan konteyner kent kuruluyor. Biz bir yandan kira, 5 aylık kira bedellerini ödemeye başlıyoruz. Ben 3 yıldır kiralık ev arıyorum. İnanın 2 artı 1'ler 3000 lira, 3500'e çıkmış. Deli gibi ben 4 çocuğum var, deli gibi ev arıyorum. Allah'ın dağlarına beğenmemezlik değil asla. Ama çocuk 3000 lira. Benim gelirim zaten 4000 lira bir gelirim var. Ya bu çok bizi yıpratıyor. Burada kalmak da çok zor bir şey. Çok doğru biz bir an önce çıkartacağız zaten sizi. Çadırlarda bırakmayacağız. Onun için arkadaşım bir alsın ben yardımcı olacağım.
Başkanımız tamam. Güzel bir kampanya başlattı. Tabii en başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Estağfurullah, hep beraber. Sayın başkanım, hoş geldiniz. Sayın başkanım. Sağ olun. Çadırda kalıyoruz sayın başkanım. Verme. Tamam. Efendim, çadırda kalıyoruz. 472. çadırda kalıyoruz. Evimizin durumu belli değil. Yıkıldı, yıkılmayacak. Başkanımız bize çok destek veriyor. Başkanım hepsini tek size anlatacak. Çok razıyız. Başkanım sağ olun, var olun. Endişe duymayın. Başkanım bu konuyla ilgili sizden çok büyük destek veriyor. Emin ellerdesiniz. Hiç endişe duymayın. Sağ olun. İyi ki varsınız başkanım. Hiç merak etmeyin. Saygılar başkanım. Kardeşim. Çok güzelsin. Harika. Allah bağışlasın. Çok iyi. Var mı kayıt? İyisiniz değil mi? Biz güzel. Ne kadar? Sen çok güzelsin. Sen de. Oh. Ablacığım sen herkese öğretmenlik yapıyorsun. Evet. Ama öğretmen o. Evet. Öyle mi? Neresi de? Tamam. Kiranın iyi. Tamam. Evet. Senin? Tamam. İhsanur sen evin öğretmeni ol, tamam mı? Ah sen. Hadi bakalım. Öpüyorum seni. Hadi. Hadi Allah bağışlasın kardeşim. Sağ ol. Buradaki arkadaşların hepsi gönüllü başkanım. Ne güzel. Çağrı yapıyorum. Gönülden şey yok. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Kolay gelsin demeye geldim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önce sağlık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tamam mıyız onu? Tamam. Ben azıcık tuzlu değil mi? Bir tane ver amca hadi. Dur bir elinde yiyeyim o zaman. Allah korusun. Tamam. Minik bir hediye getirdim Ayda'ya. Babası açar verir ona. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Evet, haklı babası. Özür diliyorum. Çok teşekkür haklı bu kızımız. Etti o zaten. Kalbiyle etti, yüreğiyle etti. Çok iyi gördüm seni fıstık. Harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Benim de bir kızım var ama o biraz abla. Gördünüz. 5 yaş. Aferin size. Benim kızımdan bir yaş büyüksünüz. Aferin size. Hızlı geçecek, tamam mı kuzum? Zaten. Bitti. Aynen öyle. Kuzum geçmiş olsun. Allah şifasını versin. Teşekkür ederim. Ediyor. Kalbinden ediyor. Yok dilden de ediyor. Olsun. Kızlarımız yüreğinden konuşuyor. Allah sağlıklarını versin. Bundan sonra yaşamları çok güzel olsun inşallah. Hep başarılı olsunlar. Ne istiyorlarsa olsunlar. Ne istiyorlarsa. Çok öpüyorum sizi. Ne yapalım? Böyle tanıştık. Iyi. Evet, öyleymiş. Harika. Çok şey yaşanıyor bazen hayatta. Çok şey yaşanabiliyor ama bunlar birçok insanın hayatından çok şeyler geçebiliyor. Bunlardan ders çıkaracağız. Siz çok daha başarılı olacaksınız, tamam mı? Çok başarılı olacaksınız. Belki çok başarılı doktor olacaksınız, çok başarılı mühendis olacaksınız, tamam mı? Belki öğretmen. Öpüyorum sizi. Senin güzel elini yerinden. Öjeleri de çok güzelmiş. Kırmızı mı o? Bakayım öjesi. Geçmiş olsun. Evet, merhaba. Geçmiş olsun. İnci. Merhaba. Nasılsınız? Ben sana bir kitap getirdim. Bakın. Sana bol bol kitap yollayabilir miyim? Olabilir, çok teşekkür ederim. Ben kitap delisiyim. Ben de. Harika. Koleksiyonum var. Ne seviyorsun, ne koleksiyon? Hiç fark etmez. Genelde klasikleri çok okuyorum. Kitabınız var.
Çok müsaade edersen ben sana klasikleri yollayayım mı? Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten. Olur, çok tamam. Teşekkür ederim. Kaçıncı sınıftaydın? Ben 11. sınıf, lise 3'e gidiyorum. Harikasın. Çok güzel şeyler seni bekliyor, tamam mı? Umarım. Hiç endişe duyma. Tamam. Pırıl pırılsın. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olacak. Çok umarım. Olacak. Çok çalışacaksın. Zaten başarılısın. Başarılarını dinliyorum. Hı hı. Çok da başarılı olacaksın. Umarım. Ben başkanıma benim seçeceğim klasiklerden alıp yollayacağım. Tamam. Onları bir yerde muhafaza ederler. Sana gösterirler. Sonra senin istediğin yere teslim ederler. Tamam. Başkanım, ben de bir tablet. İçinde de kitap kurdu şeklinde. Harika. Tamam. İşler kitapta okuyabilirsin. Tamam. Ben de kitaplara yolluyorum. Peki, başkanım güzel. Senin vasıtanla ulaştırıyoruz. Tamam olur başkanım. Çok sevindim. Ben de tamam. Allah şifa. Bu arada neydi bizim keman çalan kızımızın adı ya? Geçenlerde Cemal Reşit'i Senfoni Orkestramızın bir konserinde senin gibi genç bir kızımız keman çaldı. Çok başarılı bir keman dinlemişti o da. Sonra ziyaretime geldi, kahve içtik beraber. Çok başarılı, çok keyifli, çok zeki senin gibi. Harika. Onun için inşallah seni de dinleriz. İnşallah. Tamam. İnşallah. Çok seviyoruz sizleri. Ne yapalım? Bunları yaşayacağız. Evet. Çok kötü şeyleri yaşadık. Çok bazen hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyler insanların. Benim bir oğlum var. Şimdi işte lise 10. sınıf, 9. sınıfta pardon. Ya baba dedi, ne kadar şanssızız, okula gidemiyoruz. Online ders yapıyoruz işte. Hastalık falan filan. Şimdi ben de hastalık geçirdim. Biliyorum, çok geçmiş. Evet, sağ ol. Dedim ki bak, sadece 2. Dünya Savaşı'nda 85 milyon insan var ki. Evet. Bazen insanların başına kötü şeyler gelebiliyor. Ama buradan ders çıkarıp ayağa kalkmak senin gibi başarılı bir yolda çok zeki insanların işi. Biz çok güveniyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah çok istiyorum ve diliyorum ki sağlığına kavuştuğunda seninle baş başa sohbet edelim. İnşallah. Tamam inşallah. Mı? Tamam. Hadi. Görüşmek üzere. Evet, ben bir şey söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Bizden bağımsız gelişmeler karşısında yapabileceğimiz tek şey mücadele kabul edilir. Aynen. Aynen. Tamam. 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 Evet. Çocuklarımızı ziyaret ettik. Yani çocuklar geleceğimiz, umudumuz. Tabii bu tür zor koşullarda en fazla etkilenen de aslında çocuklarımız oluyor. Burada enkaz altından çıkarılan çocuklarımızla aslında biz umut tazeliyoruz. Çünkü onların çok şey başaracağını hissediyoruz. Allah onları korusun ama başta çocuklar olmak üzere gerçekten topluma sorumluluğumuz büyük. Hiçbir afette kimsenin burnunun kanamadığı bir ülke var etmeliyiz. Şehirlerimizi hızlıca bu anlamda seferberlik duygusu içerisinde kimsenin burnunun kanamayacağı şekle getirmeliyiz. Ben açıkçası bu ziyaretten bu sorumluluğu ve bu duyguyu aldım ve öyle ayrılıyorum. Durumları ve sağlıkları çok iyi. Bu anlamda da bütün doktorlarımıza, bu güzide kurumumuzun bütün sağlık çalışanlarına da minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz.